Her kadının en büyük problemidir fazla kilolar. Zaten aynaya baktığında hiçbir kadın yeterince zayıf olduğunu düşünmez. Ama bu işin de bir matematiği var. Peki yaşa göre ideal kilo nasıl hesaplanır? Doktor Murat Topoğlu Magazin 8'e anlattı. Dikkat! İdeal kilonuzu nasıl hesaplayacaksınız? Bütün hanımlar evde tam göbek deliğinizden itibaren mezuruyu alıyorsunuz elinize. Doktor Murat Topoğlu herkesin anlayacağı dilden uygulamalı anlatıyor. Ölümcül obezite başlıyor o zaman da. Değerli izleyenler, her insanın bir ideal kilosu bulunur. Doktor Murat Topoğlu, sağlıklı bir insanın ne kadar kiloda olması gerektiğini uygulamalı olarak açıkladı. Evet Hazan Hanım, şimdi mikrofonu ben elimden alıyorum. Sizden ricam bir ayakkabımızı çıkartalım. Şurada bir tartı makinamız var. Oraya çıkalım bakalım kilomuz ideal mi? Evet Hazan Hanım'ın yaklaşıyoruz. 50 kilo. Evet tam 50 kilo. Şimdi bu 50 kiloyu üst tarafa yazıyoruz. Beyefendiler ve hanımefendiler, tartıyı ne zaman yapacaksınız? Haftada bir kez tartılacaksınız. Sabah aç karnına, tuvalet sonrasında tartılacaksınız. Bunu herkes evinde deneyebilir. Sayılar insanı asla kandırmaz. Doktor Murat Topoğlu tartılmanın da bir sırrının olduğunu açıkladı. Bütün hanımlar evde tam göbek deliğinizden itibaren mezuruyu alıyorsunuz elinize, mezuruyla ölçüyorsunuz. Onu üst tarafa yazıyorsunuz. Bir de kalçanızın en çıkık olan alanından bir mezuruyla ölçüyorsunuz. Onu da alta yazıyorsunuz. Bel bölgenizi kalça bölgenize böldüğünüz zaman 0.85-0.86 civarında bir rakam çıkması lazım. Şimdi bir beyefendi tartılıyor. Şimdi biz tartalım. Çıkartalım. Evet. 106.4 civarında geliyor. 106.4 çıktı. Bu da boy diyoruz. 1.77 çarpı 1.77. Bunun ikisini birbirine böleceğiz. Şimdi bir hesap yapalım. Şimdi 106.4. Burada da çıkan sonuç 3.13. 33.9. 19'la 25 arasında olması gerekiyor demiştik. Bu rakam 33.9 çıktı ve biraz hafif kilomuz var. Bu değerler aslında tehlike sinyali veriyor. 25 ile 30 arası olduğu zaman yani birinci derecede obezite oluyor. Eğer 30 ile 25 ile 30 arası olursa siz overweight dediğimiz kilolu oluyorsunuz. Yani kilolu, ama 30 ile 35 arasına çıkıyorsanız burada obezite başlamış oluyor. Obezite başlamış oluyor. Eğer sizinki bu çıkan değer 40 rakamının üstünde oluyorsa o zaman da morbid dediğimiz, yani ölümcül, Türkçesi ölümcül obezite başlıyor o zaman da. Dolayısıyla tabii buraya kadar ulaşmamamız lazım. 25 yaşında Dursun'un değerleri ölçülecek. Bakalım Dursun ideal bir kiloya sahip mi? 65.9. Hemen burada hesaplamalarımıza başlayalım. 25 yaşındaki Dursun sonucu heyecanla bekliyor. Evet, sizin değeriniz 3.02 çıktı. Şimdi bunu birbirine bölelim bakalım. 65 kilogram 900 bölü 302 eşittir. Sizin 21.82 çıktı. Biraz önce ne demiştik? Bakın yukarıda 19 ile 25 arası. Sizin 21.82 çıktı. Yani siz normal kilodasınız. Dursun sonuçtan çok memnun. Ancak yoğun iş temposundan dolayı sürekli fast food türü beslenmesi göbeğinde kiloların geldiğine işaret ediyor. Dikkat edeceğiz. Şu kavis başladığı zaman kilo alıyorsunuz ve obezite başlıyor demektir. Şimdi bana gelen hastalar diyor ki, ben onlara soruyorum, hanımefendi siz kilolusunuz, acaba eşinizin kilosu nasıl diye soru soruyorum. Eşim gayet güzel diyor, gayet iyi. Hiçbir şey yok, adam çırpı gibi bacakları var. Ama işte biraz diyor göbeği var. Ya biraz balkonsuz hikayesi, balkonlu hikayesi var ya. Balkon demek, obezite demek. Dolayısıyla burada çok dikkat edeceğiz hanımlar. Onun için eşlerinizi beslerken lütfen dikkat edin. Yani adamları zehirlemeyin akşamları. Anladınız mı? Önemli.